Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Cenab-ı Hakk'a hamdü olsun. Salat ve selam elçisi peygamberimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Rabbimiz sahabe-i kiramdan razı olsun. Ve Allah'ın mağfireti, rahmeti biz bütün müminlerin üzerine olsun bir hadis, bir kılavuz ve bir yolcu programımızın yeni bir hadisi ve kılavuzu ile beraber olacağız. Bugün kılavuzumuz yani hadisi bize aktaran sahabe Ebu Derda radıyallahu anh'tir. Hazreti Ebu Derda Medineli sahabilerdendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hakk'a kulluğa davet haberinden Medine kısa bir zaman sonra haberdar olmuştur. Abdullah bin Ravaha Hazretleri Ebu Derda'nın yakın arkadaşıdır. Durumu Ebu Derda'ya haber ettiği zaman Ebu Derda'nın hiç ilgilenmediğini görür. Medine'nin en güzel kokularının satılmış olduğu dükkanın sahibidir. Zengin bir insandır. İşine sadıktır. Kendisiyle geçimini sağlamış olduğu dükkanı onun hayatının merkezine oturmuştur adeta. Zaman sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret edecektir. Medine'ye hicretinden sonra Allah Resulü Aleyhisselam'a bütün evlerden iman etmek üzere giden topluluklar olmasına rağmen Ebu Derda gecikecektir. Ama sonraları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varıp iman edecektir. İmanından sonra Aynı işinde göstermiş olduğu titizlik, disiplin yeni sahip olduğu ve girdiği din ve dine bağlılığı konusunda da kendini gösterir. Allah'ı, Allah'a imanı, Allah'tan gelen Kur'an'ı, onun göndermiş olduğu elçiyi, elçiye sadakati çokça önemser. Allah Resulü'nün yanından ayrılmaz. Uzun yıllar ticaretle meşgul olan bu zat İslam'ı kabul ettikten sonra Aleyhisselatü Vesselam'dan uzak kaldığı o açığı kapatmak için dükkanına kilit vuracaktır. Ve Resul-i Ekrem'in suffe eshabı arasına dahil olacaktır. Gösterdiği kararlılık, disiplinli çalışmayla önce Kur'an hafızı ve sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis öğrencisi olacaktır. Hazreti Ebu Derda, Resul-i Ekrem'in onunla ilgili dikkatlerimizi çektiği çok önemli hasletlere sahiptir. Mesela, Ümmetimin en abidi ve en müttaki olanı diyerek Hazreti Ebu Derda'yı işaretlemiştir. Hazreti Ebu Derda, Derda mescitte ibadetle, taatla şöhret bulan bir özelliği olduğu gibi savaş meydanlarında bulunduğu zaman da kahraman bir mücahit, çok iyi at süren bir suvari ve iyi kılıç kullanan bir savaşçıdır. Allah Resulü Aleyhisselam ona baktığı zaman Üveymir ne de güzel bir suvaridir diyerek kendisini övmüştür. Hilim ve merhameti de Hazreti Ebu Derda'nın öne çıkmıştır. Hasreten hal adamıdır. Sadece bilgi ve ilim yüklü değil, aynı zamanda halini Cenab-ı Hakk'a teslim etmeye yönelik düzeltmek, Allah'a iyi kul olmak için ilme talip olduğundan dolayı ilmi hali için kullanmış bir insandır. Bu yönüyle ibadetleri, taatı, şöhret bulan bu insanı en iyi kendisine eş olan bayandan dinleyebiliriz. Ne demiştir? Öyle bir insan ki geceler boyunca kaim, gündüzler boyunca saim. Aslında zımnen Ebu Derda'nın hanımı bir şikayeti de aşikar etmektedir. Şikayet nedir? Kocasının koca olarak kendisinden faydalanmadığını belirtmek istemiştir. Ama bunu söylerken onun abid yönünü de ihmal etmemiştir. Abid ama ihmalkar olmaz. Abid ama evini ihmal eden insan olmaz. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu halini değiştirmesini istemiştir. Kim vasıtasıyla? Kendisine kardeş yaptığı Salman el-Farisi vasıtasıyla radıyallahu anhüme. Allah her ikisinden de razı olsun. Salman bir keresinde Ebu Derda'nın evini ziyarete giderken Ümmü Derda'nın halinin perişan olduğuna şahit olur. Nedir bu üstün başın e, dağınık? Ebu Derda Hazretlerini Ümmü Derda şikayet babında biraz önce söylemiş olduğum sözü tekrar eder. Der ki Ebu Derda öyle abid bir insan ki onun bize ihtiyacı yok. Sürekli geceler boyunca namaz kılar, Kur'an okur. Gündüzler boyunca oruç tutar. Hazreti Salman Farisi radıyallahu anh o gece Ebu Derda'nın evinde misafir olmaya karar verir. Kendisinin yatmadığını görünce Ebu Derda'ya Ebu Derda uyu der. Biraz sonra tekrar kalk kalkmaya teşebbüs ettiğini görünce Ebu Derda yat der. Yatırır kendisini. Nihayet gece namazı kılınabilecek bir vakit, makul bir vakit kalkar Hazreti Salman Ebu Derda'ya şimdi kalkabilirsin der. Ve gece bitiminde, gün başlarında Hazreti Ebu Derda'ya şu nasihati yapar. Ebu Derda senin kendi nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Gözünün senin üzerinde hakkı vardır. Eşinin senin üzerinde hakkı vardır. Rabbinin de senin üzerinde hakkı vardır. Evet, oruç tut. Tuttuğun gibi oruçlu olmadığın zamanlar da olsun. Geceleyin kalktığın gibi yattığın zamanlar da olsun. Kur'an okuduğun gibi okumadığın zamanlar da olsun. Çünkü sen bir insansın ve bir toplumda yaşamaktasın. Senin kendi ailene ve toplumuna karşı sorumlulukların vardır diyerek Hazreti Ebu Derda'ya öğütler verir. Ondan sonra Ebu Derda'nın kendisini daha bir düzelttiğini görmekteyiz. İlim aşığı bir alim Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh dedik ki Suffe'yi kendisine mektep edinmiş, mesken edinmiş. Orayı bir ilim meclisi olarak görmüş ve Suffa'da Peygamber Efendimiz'in misafir ettiği ibadet, taat ve ilimle meşgul olan fakir Müslümanlarla birlikte hemhal olmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu seçkin sahabisi vefatı öncesinde eşiyle bir diyaloğu var. İbretlik bir diyalog. Eşi Ümmü Derda der ki, Ebu Derda seni çok seviyorum. Buna son demlerinde tebessümle karşılık veren Ebu Derda Hazretleri, Ümmü Derda eğer öyle ise sabret tebenden sonra evlenme. Cenab-ı Hak bizleri ahirette tekrar beraber kılsın der. Vefat eder Allah rahmet etsin. Vefatı sonrasında Ümmü Derda'ya evlilik teklifi yapmak üzere Muaviye teklifte bulunur. Muaviye'nin evlilik teklifini nasıl karşılar Ümmü Derda? Ben Ebu Derda'ya söz verdim. Peygamber Efendimiz'den bana nakletmiş olduğu şu sözden dolayı eğer bir bayan kocasının vefatından sonra onunla tekrar ahirette beraber olmak isterse evlenmesin der. İşte bu sözden dolayı sizin evlilik teklifinizi kabul etmiyorum diyerek reddetmiştir. Ebu Derda'nın hanımı olmayı dönemin en zengini sayılabilecek ve iktidar sahibi Muaviye'nin hanımı olmaya tercih edecek kadar da ilim, hikmet, fazilet, takva sahibi bir bayandır Ümmü Derda. Allah her ikisini tekrar cem eylesin. Bizleri de onlarla beraber eylesin. İnşallah işte bu büyük zatın bize aktarmış olduğu hadisi bir sonraki programda ele alacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.